Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz bu arada yeni bir video ile sunumla tekrar sizlerle beraberiz, karşınızdayız. Bir söz vardır arkadaşlar, beni tanımazsan benle dost ya da düşman olamazsın diye. Şimdi arkadaşlar, eğer işaretleri bilmezsek bu işaretler konusunda herhangi bir fikrimiz olmazsa, ne aradığımızı bilmiyorsak, Neye bakmamız gerektiğini bilmiyorsak muvaffak olamayız arkadaşlar. Bunlar altın işaretleridir. Kazı yaparsınız çalışırsınız tamam mı? Orada bir bakır işareti vardır. Bronz işareti. Bronz iyidir yine de. Açarsınız küpün içi hava almıştır. Oksijenle temas etmiştir. Suyla beraber bakır tamamen çürümüştür. İnanın bana 5000 tane de olsa Para harcamışsınızdır. 5 milyar, 10 milyar. Satmaya kalksanız, kime satarsanız satın o parayı e, kimse size vermez. Çok para etmiyor. Korozyon yıpratıyor çünkü. Ama ben kardeşim aradığımı biliyorum. Dediğiniz zaman neyin peşine gitmeniz gerektiği hususunda bilginiz oluyor. İşaretten anlıyorsunuz. Bunlar altın işaretleridir. İşaret taşlarında diyorum ya bazı işaretler size ne neyle karşılaşacağınız konusunda orada bilgi verir. Taşın üzerinde 5-6 figür vardır. Onlardan biri derinlik verir. Bir tanesi altın olduğunu söyler. Bir tanesi bronz olduğunu söyler. Bir tane işaret bronzda gümüşleri de ayrı anlatacağım size. Elektron yani gümüşle altın karışımı siz gümüş zannedersiniz. Onun yarısı altındır. Yarısı gümüştür ama rengi gridir arkadaşlar. Gümüş sanmayın. Elektron sikkeler de var. Dostlar onları da anlatacağız. Bir Omega işareti Yunan alfabesinin e, alfabesinden bir işarettir. Bunu gördüğünüzde arkadaşlar birinci işaretimizden bahsediyoruz. E, altın e, saklaması ile alakalı kesin bir bilgidir. Bu işareti gördüğünüzde nerede görürseniz görün dere kenarında, kaya üzerinde, işaretçilerin yanında bir anlamı vardır. Bunun genelde 90 hep aynı anlamdadır. Bizim malımız altından ibarettir der size arkadaşlar. Aynı şekilde keza ikinci işaretimize geçelim. Ayırmışım noktalarda. Bu da ikinci işaretimiz. Bu işaretçi mağaraya da her nerede olursa olsun arkadaşlar. İkinci işaretimizi gördüğünüzde. Bu işaret omega'nın biraz daha darıdır. Bu aynıdır gördüğünüzde. Bu da size şunu söyler. Benim gömüm var burada. Yanında küp yapar. İşte ne kadar olduğunu da size söyler. Benim yanımda arkadaşım altın yani daha doğrusu benim gömüm saklantım işaretçiden söz ediyorum altınla alakalıdır diye size bilgi verir. Birinci işaret omega altındır. Omega'ya benzer ikinci işaretimiz altın anlamına gelir. Üçüncü işaretimize geçelim. Üçüncü işaretçimiz de aynı şekil O ve R işareti. Bu büyük de olabiliyor arkadaşlar ama genelde böyledir. O ve R işareti yan yana ise ve işaretçi sisteminde işaretçi sisteminde karmaşık bir yapıda bununla karşılaşabiliyorsak fark etmiyor işaretçi yapısı ayrıdır. Yanında or yapmıştır. Genelde Yunanlılar kullanmıştır çoğunlukta. Yani Rum ve Yunanlılar ki Bizans İmparatorluğuna kadar dayanır eskidir. Onlar da kullanmıştır. Size şunu söyler burada altın gömüsü var der arkadaşlar. Şimdi çeşmeler yapılır veya ona benzer e, yapılar yapılabiliyor. Bazı arkadaşlar bazı rakamlar görüyorlar sağda solda. Gelmişken konusu açalım ve konuşalım bilgidir. E, bilgi karanlıkta sizi aydınlatır ve e, önünüzü aydınlatan bir unsurdur, önemlidir. Çeşmelerde arkadaşlar yazılar görüyor. Orada işte zannediyorlar ki buralarda bir altın gömüsü vardır, şu vardır, bu vardır. Düşüncesiyle çeşmeleri tahrip edebiliyorlar. Etmeyin. Bunları bu şekilde incelediğinizde o çeşmenin farklı bir amaçla biz de yazıyoruz üzerine. İşte Hacı Hayratı'dır bilmem Ali Hayratı'dır gibi düşüncelerle yazılar olabiliyor. O da Rumca olabiliyor. Eski yazı diye orada altın saklaması olduğu anlamına gelmez. Altın saklaması, gümüş saklaması, bronz saklaması varsa bunların işaretçileri vardır. O da bunlardır. Şu an altını anlatıyoruz size. ki or or altın demektir. G işareti genelde G işareti genelde diyorum. Farklı bir iki anlamı daha var. E, ebced hesaplamaları denen bir olay vardır. Dağlık taşlık alanlarda işgiyalar altın olarak bunları kullansa da anlamını bilmediğiniz CTZMKNFM yazar burada. C T M, N, F, Z, K yazar örnek veriyorum. Bunu normal epigraflar da çeviremezler. Çünkü eşkıyaların, eşkıyaların kullanmış oldukları gizli bir sistemdir. Bu altın demektir. G işareti altındır. Tamam. Ama sıralı olarak, kelime olarak G, T, M, C, N diye bir yazılım gördünüz. Bunların ebced hesaplarında, yani G örnek veriyorum, K diyelim buna. K örnek veriyorum, 3 anlamına gelir. M örnek veriyorum, 5 anlamına gelir. Burada bir sıralama vardır. Eşkıyalar bunu çok yapıyorlardı. Her harfin bir rakam karşılığı vardır. O da size bir şifreyi verir der işte 10 metre yürü, 8 metre yürü bir rakam çıkar ortaya. O rakamla adım hesa hesaplamasıdır. Bir taşın önündedir. Gidersiniz rakamları toplarsınız birbirleriyle orayı kazarsınız. Yüklü bir gömüsü olur. Evcet hesaplamalı harfler diyoruz bunlara. Harfler de çok önemlidir bu sistem içerisinde. G işareti bu oraya gibi altın anlamına gelir. Burada altın saklaması var der. İşareti seni oraya gönderir kazarsın. Altınla karşılaşırsın en azından taşta gördüğün zaman dersin ki Arkadaş ben buraya bir 10 bin lira gidecek para harcayacağım ama burada altın saklaması var. Bak biz buranın yerini biliyoruz. Burada bakır yokmuş, gümüş yokmuş, altın varmış diyebileceğim işaret sistemidir. En azından... Kalabalıksanız değer haiz eden durumlardan bahsediyorum. Altın ne anlama gelir? Nasıl işaretçi sistemi vardır? Bunu bilmekte fayda vardır arkadaşlar. Şuraya gelelim. Bu da altın işaretidir. Şu görmüş olduğunuz ama bunun bir farklı bir anlamı daha vardır. Su kenarında yürürseniz, su kenarında yürürseniz, yanında taşın üstünde sağında kenarında görürseniz, Derelerde de e, karşılaştığımız olgulardan bir tanesi olmakla beraber diğer bir anlamı da kardeşim benim param, benim işaretim bu işaret olarak suda yapılır. Yanında şöyle bir şey de yapılır. Bakın yılan gibi aşağı doğru es, eski bir benim çözümlemiş olduğum bir işaret sistemidir bu arkadaşlar. Buna altın diyen var o durumda değil ama. Şöyle yılan gibi aşağı doğru bir işaret olur. Bu yanında olur. Bu ne demek biliyor musunuz? Suyun içerisinde benim param var. Taş vardır yanında kayada. Kayada taş vardır. Su içerisinde anlamına gelir bu su içerisindeyken. Gömü, gümüş de olabilir, altın da olabilir, bronz da olabilir. Suyun içinde kalacak şekilde zaten suyun içinde taşın olduğu yerdedir bu işaret. Suyun içerisinde benim param var der. Git oradan al. Çok fazla değildir ama insanı yani çok rahat bir şekilde taşıyabilecek bir rakamdır. Diğer dışarıdaki anlamını söyleyeyim. Diğer bir anlamını söyleyeyim. Diğer bir anlamı da arkadaşlar bunun altın işaretidir. Altın para anlamına gelen bir işaretçi sistemidir. Bunu unutmayın. %80 altın olarak kullanılan bir işarettir. %20 de bizim karşımıza şu işaretle beraber derelerde özellikle suyun döküldüğü yere bak. Orada benim param var demek isteyen bir işaretçi sistemidir. Yani ufak şelale yapan bir yer vardır bu işaret vardır, bu işaret vardır. Yanına bir de mur çizi koymuştur, yön vermiştir. Gidersin, ufak şelale yapan 15-20 santimlik bir şelaleden bahsediyorum. 40 santimlik değil yani, 30-40 da olabilir. Onun suyu vurduğu yerde, şurada bir yerde, bunun bir iki avuç kadar bir küp parası vardır. Kaldırırsınız, ince bir çalışmayla alırsınız arkadaşlar. Mübadele dönemi Ermenilerin kaçarken gömmüş oldukları işaretleme sistemlerinden çok hızlı bir şekilde yapılmış. 1-2-3 işaret hemen Göm kaç git taktiğiyle sakladıkları bir e, saklamadır. Rumlar da kullanmışlardır. Ama bu onun dışındaki anlamı, asıl anlamı altın para anlamına gelen işarettir arkadaşlar. Gelelim ne işaretine. <laughs> bu ne işareti? Burada bir yerde yakında, burada bir yerde yakınlarında bu işareti çözeceksin. Çözümledin diyelim. Baktın işçiliği ağır. 3-5 metrelik bir işçilik var. Ağır işçiliktir. Baktın işçiliği ağır. Şunu söyler sana. Kardeş, ağır da olsa işçiliğin devam et. Ben altınım der. Beni buraya altın olarak gömdüler der. Ya da ya da Bu biraz süslüdür. Ya da bu biraz süslüdür. Böyledir. Böyledir. Şöyle göstereyim ben size. Bu biraz süslüdür arkadaşlar. Böyledir. Çok süslüdür. O zaman da elmas anlamına gelir, mücevher anlamına gelir. Takı anlamına gelir. İki halükarda da altınla mücevher, özellikle L halinde altın. Bu biraz daha kısa olacak mücevher olduğunda. Unutmayın. Şuradan itibaren düşünün. Buradan itibaren olduğunda biraz da burası kalın olduğunda mücevher ve süslü olduğunda mücevher bu şekilde olduğunda da size oradaki gömünün altın saklamasıyla alakalı bir işlem olduğunu açık ve net söyleyen işaretçi sistemidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. işaretimize geliyoruz. Siz buna güneş diye düşünebilirsiniz ama bu güneşe benzerliğiyle bilinen bir işaretçi olsa da olduğu yerde Son nokta işaretçilerimize bakın hemen bunun 10-15 metre etrafında bunun gördüğü bir yerde ben onu görüyorum dediği anda yerde benim çok önemli bir altın saklamam var dediği Objelerden ibaret mütevellik olan altın madalyonlar, şamdanlar, altın kılıçlar, özel yani objelerden bahseder. Çok özel altın saklamalarım var der ve tamamıyla altından saklı olmalarının olduğunu söyleyen çok değerli bir işarettir. Bakın ortalarında nokta var. Parlaklığını görüyorsunuz. Güneşe benzerliğini görüyorsunuz. sizde açık ve net konuşur ve size der ki benim burada der. Çok değerli buralarda bir yerde bir taş arayacaksın. Anlattık onları size tekniklerde izleyin lütfen. Son nokta işareti var der buralarda. Bak der işte altındaydı, kenarındaydı, yanındaydı. 50 tane, 100 tane ben size son nokta işareti gösterdim. Onlardan bir tanesini bul. Ben onlardan bir tanesini buradaki taşların üstüne yaptım. Onun altında objelerden, kılıçlardan, şamdanlardan her biri milyon değerindedir. 10 santimlik altın heykellerden de tutun hepsi altındır diyen bir işaretçi. Önemli bir gömü işaretidir. Çok nadirdir. Bulduğunuzda sadece bir tanesi 3-5 tane define saklamasına bedel olan objelerden kurulu dizilmiş, hazırlanmış bir hazine gibi bir şeydir. Öyle bir işaret sistemidir. Gelelim kaz ayağı haç sisteminin bir diğer versiyonuna. Bu işareti gördüğünüzde bunun yüzlerce çeşidi var. Böylesi var, böylesi var, böylesi var, şöylesi var. Ama şöylesine bire benzeyen bir işaret sistemi görürseniz yanında. Şurada biraz daha uzundur burası. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle bir şeyle karşılaştığınızda, böyle bir kaz ayağıyla karşılaştığınızda arkadaşlar, muhakkak suretle, bu da aynı şekilde sizle konuşur, size bir yön verir, yön verir, yön işaretleri haçlar konusunda ve birinci işaretten ikinci işarete, Ali arkadaşımız var bizden rica etmiş, biz de bazı sebeplerden ötürü şimdi yapmadığımızı söylemiştik. Herhalde izlememiş, takip edememiş bizim videomuzu. Ama biz kırmayacağız kendisini. Birinci işaret nasıl olur? İkinci işarete nasıl gider? İkinci işaretten üçüncü işarete nasıl gider? Üçüncü işaret nasıl çözümlenir? Son noktası nasıl bulunurla alakalı zaten biz videoyu yapacağız arkadaşlar. Bununla alakalı size şimdiden bilgi vereyim. Başlayacağız yakında inşallah. Bu da birinci işarettir. Örnek veriyorum. Buradan size ikinci işareti yollar. 2'ye gidersiniz, 3'e gidersiniz. En son 3 de son nokta işaretlerini takip edin. İkinci nokta işaretleri, birinci başlangıç işaretleri hakkında. Şimdi gramer olarak biz bunları anlatıyoruz. Bu da der ki size benimler yine aynı şekilde objelerden, altın paralardan oluşan bir hazine ve define mahiyetinde bir saklamam var. Bu işarette genelde kiliselerin kullanmış olduğu altın saklamaları işte e, taşlar tarzındaki işte kadeh bardaklar, papazların kullanmış olduğu elmas taşlı, zümrüt taşlı, altın kaplamalı variyetlerden, kiliselerin kullanmış olduğu altın objelerden, paralardan bahseden bir işaretçi sistemidir. Matematiği biraz tehlikelidir. Aklınızı yorar. E, matematiksel olarak, çözüm olarak insanı zorlar. Ama nihayetinde bölge, coğrafya, analiz yöntemleriyle çözülemeyecek bir işaretçi sistemi değildir. Değerli, değer haiz eden bir işaretçi sistemidir. Altından oluşan malzemem var dersi. Bunu da çözümleri sıkıntı yok. Biz haçları anlattık size de. Haçlarla yön bulmayı anlatmadık arkadaşlar. Çünkü haçların bir ikinci serisi var. Önemli haçlardan bahsedeceğiz. Sonra da bu haçların ölçümleme gördüğünüzde ne yöne nasıl giderim, İkinci işareti nasıl bulurum, o haç ikinci işaret midir ya da son nokta mıdır gibi yönerge sizi gönderen, adrese gönderme yöntemlerini haçların tekrar anlatacağız, devam edeceğiz. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Sadece o haçları tan tanıttık size yönergelerini nasıl gideceğiniz konusunda bir bilgi vermedik farkındayız. Yarım kalmayacak emin olun Allah'ın izniyle inşallah. Geldik altın işaretlerinden bir tanesine daha arkadaşlar. Şu R her zaman bizim aktörümüz, solistimiz. Her zaman. O, R, O. Bunlar bir arada tek bir işaret sistemidir. Bunlar bir arada tekrar sizi bir yerde karşılıyor ise bu da size der ki ben der altın saklamasıyım. Şimdi bazı arkadaşlar bana diyor ki abi diyordu sen tamam hoş da her şeyi anladık. Burada diyorsun ki burada altın var. İşte burada zehir var. Burada şu tuzak var. Şuradan şu kadar gideceksin. E üç tane resim var. Bunu nasıl anlayabiliyorsun? Arkadaşım birinci resim malı uzaktığını söyler. Onun hikayesini anlatır. İkinci resim nasıl sakladığını, nereye bakman gerektiğini söyler. Üçüncü resim sana derinlikle beraber tuzaklı mı değil mi onu anlatır. Yanında bir tane daha böyle bir figür yapar. Bunların hepsinin anlamları var. Böyle de bir figür yapar. Sana der ki, sana der ki arkadaşım benim malım da altından altındır der. Bu seninle konuşur. Bu sana anlatır. Bu sana söyler. O üç resim de boşuna oraya bir taşın üzerine yapılmamıştır. Yani adam hikaye olsun diye gelip Allah'ın dağında, Allah'ın tepesinde kalkıp bir taşın üzerine boğa yapıyor, şahin yapıyor, işte ne bileyim yılan yapıyor, aslan yapıyor, armut yapıyor, tavşan yapıyor. Bunların hepsinin tavşansı orada bir tünel var. Boğası orada bir kral var. Yani bir halka yapıyor orada tuzak var gibisinden sana. Sen konuşuyor aslında? Biz bunları sıralayacağız inşallah Allah'ın izniyle. Size de anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi. Bundan sonraki bir iki videomuz daha olacak. Bakır, gümüş, bronz, elektron tarzında. Elektronu biliyorsunuz. O da altında gümüşü karıştırırlar. Sikke haline getirirler. Siz o çıktığında zannedersiniz ki bu gümüştür aslında. Gümüş olmayabilir ona dikkat edin. Kandırılabilirsiniz bu hususta. Altınla karıştırılmış bir gümüş olabilir. O, gri gibi durur. Bunlarla ilerleyen zamanlarda bilgi vereceğiz inşallah. Allah nasip ederse. Çukur Bizans paraları gibi dönem paralarında size anlatacağız. Bilgi her zaman karanlıkta, aydınlıktır, önünüzü aydınlatır ve bilgi paylaştıkça çoğalır. Seviliyorsunuz. kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.